Ahmet Kural. Sempatik oyuncu Ahmet Kural, 10 Kasım 1982'de emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. O dönem konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı. Liseden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Başarılı eğitim hayatından sonra birçok meslektaşı gibi Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizide savaş karakterine hayat verdi. Ardından TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği dizisinde kapıcı Reco karakteriyle yer alırken yavaş yavaş televizyonda görünmeye başladı. Daha sonra Gazi adlı dizide Fırat Kalender karakteriyle başrol oynamaya başladı. Ancak reytinglerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgün Amal'la birlikte rol aldı ve Ahmet rolüyle beyaz perdeye geldi. 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Harun Öğretmen karakteri ve kahramanda Serkan olarak izleyici karşısına çıktı. Yine aynı yıl yayınlanan Ramazan Güzeldir adlı dizinin ikinci bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir'le başrolde oynadı ve Gürkan karakteriyle bir kez daha akıllara kazındı. Aynı yıl Memleket Meselesi filminde Mustafa'yı, Elde Var Hayatta ise Metin'e hayat verdi. 2011 yılına gelindiğinde ise Üsküdar'a giderken de Kasap Hasip karakterini canlandırdı. 2012 yılında bu kez Behzat Ç'ye 60. bölümde Çalgıcı Gürkan olarak konuk oyuncu oldu. 28 Haziran 2012'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'le paylaştı. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı ve Tüpçü Fikret tiplemesiyle adından söz ettirdi. Ayrıca Murat Cemcir'le dikkatleri tamamen üzerine çeken ikili olmayı da bu filmle başardılar. Öyle ki 2014-2015 yıllarında beraberce Kardeş Payı'nda rol aldılar. Dizide Metin karakterine hayat veren yetenekli oyuncu, 42. Panten Altın Kelebek Ödül Töreni En İyi Erkek Komedi Oyuncusu ödülünü de bu diziyle beraber aldı. Oyuncu aynı yılın Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırdı. Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmlerde de karga karakterinin seslendirmesini yaptı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir'le yeniden paylaştı. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Hayatımın Aşkı dizisinin ilk bölümüne konuk oyuncu oldu. Bir yıl sonra Çalgı Çengi ikimizle yeniden beyaz perdeye gelen oyuncu, bir yıl sonra Ailecek Şaşkınız'la yeniden beyaz perdede boy gösterdi. 2017 yılında da 16. Yılın Yıldızları Ödül Töreni En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödülünü aldı. Başarılarının ardı arkası kesilmeyen oyuncu gişelere oynarken 2020 yılında bu kez Baba Parası'yla izleyici karşısına çıktı. Filmde hayat verdiği Kıbrıslı taksici Selim karakteriyle birçok farklı kişiliği canlandırabileceğini gösterdi.
Son olaraksa TRT1'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kemal Dereli karakteriyle ekranlara geldi. Dizide Devrim Saltoğ, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi ünlü isimler de rol aldı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, zaman zaman kadınlara uyguladığı şiddet haberleriyle basında yer aldı. Eylül 2014'te eski sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdı. Kasım 2018'de Sıla, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Kanun gereğince Kural'a 3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının sadece kolunu tuttuğunu söyledi. Ancak daha sonra aralarında bir itişme yaşandığını açıkladı. Açılan davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın yeniden yargılanmasına 19 Şubat 2021'de başlandı ve 5 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Sıla'yla olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açtı.